Merhaba arkadaşlar, ben Nisa. Bugün size permütasyon konusunu anlatacağım. Evet, saymanın temel kuralları. Mesela bir şey sayarken toplarsanız değil mi? Bir de çarpma var. Çarpma hızlı bir toplama şeklidir. Mesela şöyle bir örnek verelim. 4 farklı gömleği ve 6 farklı pantolonu olan Ali bir gömlek ile bir pantolonu kaç farklı şekilde giyebilir? Yani Ali her gömleği için 6 tane pantolon seçeneğe sahip değil mi? 4 farklı gömleği de olduğuna göre biz burada 6 çarpı 4'ten 24 farklı seçeneği olduğunu kanıtına veririz. Evet, şimdi ikinci sorumuzdayız. 4 posta kutusuna 3 mektup farklı şekilde atılabilir. Yani bizim burada kaç seçeneğimiz olduğunu soruyor. Bizim 3 tane mektubumuz var. Birinci mektup 4 farklı kutuya atılabilir. 4 seçeneğimiz var. İkinci mektup da 4 farklı kutuya atılabilir. Buradan da 4 seçeneğimiz var. Üçüncü mektup da 4 farklı kutuya atılabilir. Bu yüzden 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 farklı seçeneğimiz olduğuna varırız. Ama mesela soruyu şöyle değil. Soru şöyle olsaydı. 4 posta kutusuna 3 mektubu her bir kutuya bir mektup atmak şartıyla diye olsaydı. Yani birinci mektubu 4 farklı kutuya atabilirdik. Bu yüzden bir kutumuz giderdi. İkinci mektubu 3 farklı kutuya atabiliriz. Buradan ikinci seçeneğimizde, ikinci posta kutumuz da gider. Üçüncü mektubumuz ise iki farklı posta kutusuna atılabilir. Yani burada ise 24 farklı seçeneğimiz olurdu. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanları ile 300'den büyük, 500'den küçük kaç farklı tam sayı yazılabilir? Sayıların rakamları farklı olacak. Şöyle yapalım. Öncelikle biz buraya 3 basamaklı bir sayı yazalım. Bizden 300'den büyük, 500'den küçük istediği için yüzler basamağına 3 ve 4 rakamlarından birini yazabiliriz. Bu yüzden buraya da 2 seçeneğimiz olur. Önceki şunlardan birisini eleyelim. Onlar basamağında ise 6 seçeneğimiz kalıyor. Eleyelim birisini. Birler basamağında ise gördüğümüz 5 seçeneğimiz kaldığı için bunları çarparız. 2 çarpı 6 çarpı 5'ten 6 kere 5 30, 2 kere 30'dan 60 tane seçeneğimiz olur. Şimdi ikinci sorumuzdayız. Burada A'dan C'ye kaç farklı yoldan gideceğimizi soruyor. Öncelikle dış yolları görmeyelim. İç yollardan A'dan B'ye 3 farklı yolla, B'den de C'ye 2 farklı yolla varır. Burada 6 tane yolumuz olur. 2 tane de dıştan olduğu için 6 artı 2'den 8 tane farklı ulaşma yolumuz olur. Şimdi ise 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları ile 3 basamaklı rakamları farklı kaç tek sayı yazılabilir? Yine burada 3 tane sayı basamaklı sayı şey yazalım. Bizden 3 basamaklı rakamları farklı tek sayı istediği için biz önce birler basamağına bakarız. Birler basamağına 1, 3 ve 5'i yazabiliriz. Yani burada 3 tane seçeneğimiz olur. Bunlardan birisini eleyelim. Daha sonra yüzler basamağına bakalım. Yüzler basamağına 5, 4, 2 ve 1 yazabiliriz. 0 yazamayız çünkü bizden 3 basamaklı bir sayı istiyor. Burada ise 4 seçeneğimiz olur. Yine birisini eliyoruz. Geriye ise 1, 2, 3, 4 tane seçeneğimiz kaldığı için burada 4 yazarız. Sonucumuz da ise 4 çarpı 4 çarpı 3'ten 48 sonucuna varırız. Evet, permütasyonun birinci konusu böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.